Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, Hıyarul Ayb bahsindeyiz. Hıyarul Ayb'da yani aşağı yukarı genel hükümlerin tamamını gördük. Bugünkü derste 351. maddeden itibaren mebiin bir kısmının kusurlu çıkması durumundan bahsedecek. Tamamı, yani şöyle söyleyeyim, birden fazla mesela mebiyi bir kalemde satın almışsın. İki tane bir şey almışsın. Bir tanesi problemli çıkmış. Bununla alakalı hükümlerden bahsedecek. Burada 351. maddede Atasi o şekilde ayırt ediyor. 351 ile 352. madde arasındaki fark şudur diyor. 351'de kıyamiyatın aslında hükümlerinden bahsediyor. 352'de misliyatın hükümlerinden bahsediyor diyor. Evet. Veya en azından misliyattan mekilat ile mevzunatın hükümlerinden bahsediyor diyor. 351. maddede şöyle diyecek, hükmü şöyle özetleyelim. Tek bir akitle satın aldığı bir şeyin bir kısmı kusurlu çıkarsa, evet, buradaki hükümleri iki şıkta değerlendiriyor. Diyor ki kabız, evet, henüz daha kabız gerçekleşmemişse yahut henüz kabız gerçekleşmişse şeklinde iki şıkta ele alacak. Kabız eğer henüz daha gerçekleşmemişse müşterinin yapacağı şey şu. Diyelim ki ne yaptı? İki tane hayvan aldı. İki tane inek satın aldı. Henüz daha inekleri ne yapmadı? Kabz etmedi. Ve ineklerden bir tanesi ne çıktı? Kusurlu çıktı. Diyecek ki bu maddede ister aldığı fiyata ikisini de o haliyle kabul eder, isterse iki ineği birden geri verir. Neden? Birini, evet, terk safkaya. Birini geri verir, veremez. Şöyle diyecek, henüz daha kabız gerçekleşmediği için birini geri verme hakkı olsa, yani bunu bayi buna mecbur tutsa, tamam mı? Bayi buna mecbur tutsa, yine bak, yine ondan bahsediyoruz. Yani yoksa zaten şöyle bir şey yaparlarsa, anlaşırlarsa, kusurlu malı geri verip işte onun hissesine düşen semeni müşterinin geri alması şeklinde bir şeye, zaten böyle bir şeye razı olurlarsa problem yok. Biz mecbur tutma durumundan bahsediyoruz. Müşterinin şöyle bir şeyi bayiye mecbur tutma hakkı yok. Ben bu kusurluyu geri veriyorum, sağlam olan bende kalıyor, parasını, kusurluğunu senden alacağım şeklinde tefriki safkaya yol açan bir işlemde bulunmasına müsaade etmiyor fıkıh. Çünkü bayi o iki malın ikisinin birden mülkünden çıkmasına ve ikisine karşılık bir para alınmasına rızası var. Henüz kabız gerçekleşmeden müşterinin böyle bir hakkı olmuş olsa tefriki safka dediğimiz akit bütünlüğünü bozacak bir durum meydana gelmiş olur. Çünkü akit, yapılan akit ikisinin üzerine gerçekleşti. Bir fiyata ikisinin üzerine gerçekleşti. Ve bu durumda ya adam hepsini alacak ya da ikisini birden geri verecek. Ama kabız sonrası ise artık kabız sonrası olduktan sonra kabız sonrası, yani kabız da gerçekleştikten sonra akitte yapılacak geri vermelerde tefriki safka diye bir şey olmaz. Çünkü artık safka gerçekleşmiş, tamamlanmış, bitmiş. Dolayısıyla orada ise şuna bakacaklar. Bu iki maldan birini geri vermek durumunda, geri verme durumunda geri verilmeyenle tek başına istifade, geri verilmeyenden tek başına istifade mümkün oluyor mu, olmuyor mu? Buna bakacaklar. Mesela bunun örneğini verecek. Diyecek ki mesela iki tane takki aldı diyelim ki, diyecek adam. Tamam mı? Ve kabız da gerçekleşti. Kabız sonrası. Tamam mı? Şimdi kabız gerçekleştikten sonra neye bakıyoruz? Kusurlu olanı geri verdiği takdirde müşteri geri kalanını tek başına kullanabilme imkanı var mı? Evet, takkenin tek başına kullanabilme imkanı mevcut. Dolayısıyla bunu ne yapacak? Hissesine düşen miktarda para karşılığında geri verecek, parasını geri alacak, kullanacak. Ama böyle olmayan durumlar da var. Kabız sonrasında aldığı malın kusurlu çıkanını geri vermesi durumunda diğeri bir işe yaramıyor veya verdiği işe yaramıyor. Verdiği, esas ona bakacağız. Bayiye zararına bakıyoruz.
ve geri verdiği mal bayinin işine yaramayacak. Mesela bir çift ayakkabı almış adam. Bir tanesinde kusur çıkmış. Ayakkabının sadece kusurlu olanını geri verdiği takdirde, değil mi? Bu kendi Kalamaz. işine de yaramaz. Biz burada neye Kesinlikle. bakıyoruz ama? Sonuçta bayinin işine yaramayacak. Tek başına bayi onu ne yapsın? Değil mi? Bayiye de bir zarar söz konusu. Bu gibi durumlarda sadece ikisini birden kabul etme hakkı var diyoruz. İki, yani hem Öyle. çifti bir çifti kabul etme hakkı Üçüncüyü var veya koruyoruz yani. ikisini birden evet ikisini birden geri verme hakkı var diyoruz. 352. maddede ise şöyle yapacak. 352. maddede burada yaptığı gibi kabız öncesi kabız sonrası şeklinde hükmü iki şıkta incelemeyecek. Diyecek ki ister kabız öncesi olsun ister kabız sonrası olsun mekilat ve mevzuatın bir kısmı kusurlu çıktıysa kabız öncesi veya sonrası fark etmez. Hepsini ya iade eder ya da hepsini kabul eder. Çok ilginç bir şekilde. Aslında mikilat ve mevzunatta sanki böyle bir hüküm beklemiyoruz. Değil mi? Orada mekilat ve mevzunatın her bir cüz'ü mesela 1 kilo buğdayın her bir tanesi 1 kilo buğday dediğimiz şeyi tamamlayan bir unsur olduğu için onu yekpare bir şeyin bir parçası gibi kabul ediyorlar. Mesela bir kalemin veya bir silginin veya bir farenin mesela her bir parçası var ya bunu bir bütün yapan her bir parçası ne ise diyorlar. Buğdayın her bir cüz'ü de bir Kiloyu. kilo buğdayı bir kilo buğday yapan unsurdur. Bunu da yekpare bir şey gibi kabul edip bir kısmı şey çıktığında, kusurlu çıktığında ya buğdayın tamamını reddedeceksin, geri vereceksin diyorlar. Ya da ne yapacaksın? Buğdayın tamamını o fiyata kabul edeceksin diyorlar. Mekilat ile mevzunatta böyle bir hüküm. Yani tıpkı tek bir şey gibi işte. Tek bir tane şey aldın mesela. Bir tane rahle aldın. Şuradaki rahlelerden bir tanesini aldın. Ayağında kusur çıktı bir ayağında. Şöyle diyemeyeceğin gibi ben bunun bir ayağını ne yapıyorum? Geri Geri dönüyor. veriyorum. Dolayısıyla oradan bir işte ne bileyim hani atıyorum dörtte bir fiyatı düşelim falan gibi bir şey diyemeyeceğin gibi aynı tek yani yekpare bir mal gibi görüp mekil ve mevzunu bu şekilde bir kısmı kusurlu çıktığında kusurlu olan kısmını iade edemeyeceğini söylüyorlar. Evet. Hocam bu Tabii şöyle söyleyeyim. Evet sen söyle diyeceğini. Kıyemi ifadesi var yani biraz önce zikrettiniz. Bu kıyemiye velat-ı meşhur deniliyor. Şimdi kıyemi ifadesi yani Kıymi mi doğrudur diyor. kıymet evet. Kıymet ise doğru Savaşçı olabilir tabii dediğin kıymi. savaşçı da böyle kullanıyor bunu. Kıymi mi diyor. Şöyle söyleyeyim. Bir de şöyle bir kural da vardır biliyorsunuz. Galata meşhur Kıyemi lügat-ı olarak fasihten bir kural evladır vardır da yani. derler. Evet. Bir de Doğru diyorsun. bunlara bu gibi hususlara dikkat etmek yani güzel incelikler bunlar. Kıymidir, kıyemidir. Ama ben şahsen kendi meşrebimi söyleyeyim. Ben bu gibi şeylere pek ehemmiyet kendi adıma vermiyorum. Ha, verenlere şey bir şey için söylemiyorum yani. Vermek güzeldir yani. Adam böyle şey olur. Ha böyle dörtte dört bir şey yapmış olur. Anlatabildim mi? Ama ben doğrudan fıkıhla alakalı olmadığı için bir meşrep olarak buna pek ehemmiyet vermediğimden kıymidir, kıyemidir. Ona kalsa mesela talak-ı ric'i değildir, talak-ı racaidir. Örneğin. Rici olarak kullanıyor. Ama hep ric'i olarak kullanırız. Ama halbuki bakın talak-ı Biraz racaidir. Kitaplarda da bizzat talak-ı racai diye zapt ediliyor. Anlatabildim mi? Ama bir adam ric'i demiş. Ben onu kalkıp düzeltmem mesela. Bazıları çok hassastır. Düzeltir hemen. Talak-ı raci'i der. Maksat anlaşılıyor. Yani dediğin doğru olabilir. Çünkü kıyeme demiyoruz biz ona. Kıyme diyoruz değil mi? Oradan hareketle nispet yazısı Doğru. getirdiğinde kıymi diyeceksin. Olabilir yani. Doğrudur. Misli diyoruz. Miseli demiyoruz. Kıyemi. Kıymi. Belki orada bir zorluktan. Neyse sonuçta Galata meşhur bile olsa problem yok yani. Kısa tahsil oldu diyorsun. Evet. 350 okumadık değil mi? Yok. Okumadık. Evet 351 ile 352 bu şekilde arkadaşlar. 353, 354 ve 351. maddeler önemli maddeler. Burada da yani yetiştiği ortamdan dolayı içerisine
aslında mebi olmayan bazı unsurlar karışmış. Mesela 353'te ondan bahsedecek. Mebilerden bahsedecek. Mesela işte adam buğday alıyor, içinden bir miktar toprak çıkıyor. Olur yani, mesela soğanda falan da olur, değil mi? Patates Gibi patates şeyler. Tamam mı? Bunlar ne olacak? Bunlar kusur sayılacak mı? Bunları inceleyecek. Bir de kapalı taneyle satılan, dışarısında kabuğu olduğu için kapalı olan, içini esas tüketeceğimiz yeri görmediğimiz ceviz gibi, içerisini açtığımızda bunlar bozuk çıktığı durumda ne olacak? Bu bir kusur sayılacak mı? Ne kadar kusur sayılacak? Bunlardan bahsedecek. Bir de en sonuncu madde, eğer aldığınız şeyin tamamı bozuk çıkmışsa artık ne olacak? O bey batıl olacak. Bey hiç meydana gelmemiş gibi kabul edecek. Bütün parasını müşteri geri alabilecek. Bundan bahsedecek. Ve böylece hıyarlayıp bahsini bitirmiş olacak arkadaşlar. Daha sonra hıyarul gabn ve tagrir ile 7. hıyarla birlikte bu bahsi bitirecek. 7. baba geleceğiz. Enva'ul bey ve ahkamuhu'yu inşallah göreceğiz. Benim tahminim Enva'ul bey ve ahkamuhu'yu biz bugün ve yarın, yani bugün ve yarın şey bahsini bitiriyoruz. Benim hesaplarıma göre. Bey bahsi bitiyor arkadaşlar. İnşallah. Aşağı yukarı kaç sayfa oluyor? 60 sayfaya yakın bir bey bahsi okumuş oluyoruz. 57-58 sayfa bir bey bahsi okumuş oluyoruz. 351. Mabi'a safkaten vahireten. Tek bir anlaşmayla, tek bir akitle satılan mal. İza zahara ba'duhu ma'iben. Özür dilerim. İza zahara ba'duhu ma'iben. Bir kısmı kusurlu çıkarsa. Bunu iki şıkta inceleyecek. Fe in kâne kablel kabz diyecek. Dördüncü satırın ortasında da ve in kâne ba'del kabz diyecek. Fe in kâne kablel kabz. Eğer henüz kabız gerçekleşmemişse ve kabız gerçekleşmeden anlamışlarsa bir kısmının ayıplı olduğunu, kendi müşteri muhayyaran. İnşa radde mecmuahu ve inşa kabilehu bi cem'i semen. İsterse malın tamamını o haliyle kabul eder, isterse özür dilerim, isterse malın tamamını reddeder, isterse malın tamamını semenin tamamıyla konuştukları paranın tamamına kabul eder. Veleyse lehu bunu yine nasıl anlıyoruz? Veleyse lehu müşterinin hakkı yoktur. Yani böyle bir şeyle bayi icbar edemez demektir. Yoksa karşılıklı anlaşırlarsa bu olur demektir. Tamam? Veleyse lehu er yeruddel ma'ibe vahdehu ve yumsikel bakiye. Müşterinin kusurlu malı, sadece kusurlu malı geri verip kusursuz olanı, sağlam olanı tutma şeklinde bir hakkı yoktur. Ama anlaşırlarsa bunu yapabilirler. Bu inkâne ba'del kabz. Eğer kabız sonrası ise, yani artık safka tamamlanmış, dolayısıyla mebide yapılacak değişiklik tefriki safka olarak kabul edilmeyecek. Akdin bütünlüğünü bozmak olarak kabul edilmeyecek. Safka bitmiş, tamamlanmış çünkü. Kabız gerçekleştikten sonra akit her şeyiyle tamamlanıyordu, değil mi? Her şeyiyle tamamlanıyordu. Adil mi oluyor? Burada ne olur bu? Ve inkâne ba'del kaps yok, tadil olmaz. Hıyarul aybtan dolayı gayri lazım bir akitte kişinin muhayyerliğini kullanması olur. Yani şey bitmiş olsa da, kabız sona ermiş olsa da, tefrik-i safkaya yol açmayacak herhangi bir değişiklik, geri verme vesaire gibi durum, ama hıyarul ayb söz konusu olduğu için ne olacak? Akit gayri lazım olacak, değil mi? Mehmet Hoca. Yani kabız gerçekleşmiş olabilir. Akdin tamamı, yani müekket hale gelmiş olabilir. Ve dolayısıyla yapılacak mebide yapılacak değişiklik tefrik-i safkaya yol açmaz, ama akit bağlayıcıdır diyemeyiz. Çünkü hıyarul aybtan dolayı hala lüzum aşamasını geçemiyor hala bu. Değil mi? Ve inkâne ba'del kabz. Kabız sonrası ise artık tefrik-i safka problemi kalmayacak. Onu demek istiyor. Bu sefer başka bir problem söz konusu olduğu için onu dikkate alarak hüküm verecek. Fe idâ lem yekun fit-tefrik-i darar. Eğer o kusurlu olan mal ile kusursuz malı ayırmakta bir zarar yoksa, bak tefriki safkadan bahsetmiyor. Tefrikte sadece bayiye ve müşteriye bir zarar, veya işte bunu nasıl anlayalım? Fiilen mümkün fit tefrik zarar. Aslında bunu Arapça olarak şöyle şerhte ifade ediyor. Çok gayet aslında dakik bir şey. Ey yumkinül intifa bi ahadihima dunel ahar.
Yani fe izâ lem yekun fit tefrik darar ne demektir? E yumkün intifa bi ahadihima dunel ahar. Biri olmadan diğerinden fayda faydalanabiliyorsun. Yukarıda şu fit tefrik zararı hiç dikkate almadı. Beyi tamamlanmadığı için. Orada tefrik-i safka oluyor her türlü değişik geri verme yani. Tabii. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّفْرِيقِ ضَرَرْ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ سَالِمًا. Evet. Yani şöyle. بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ سَالِمًا ne demek? Yani o ayıplı mal salim olsaydı. Heh, aynen o demek. Neydi? Yani yoksa ayıplı mal ayıplı olduğu halde ne kadara tekabül ediyor değil. Ayıplı mal. Normal. Çünkü onu sağlam diye almıştı. Ona göre para ödemişti yani, değil mi? Tabii. Dolayısıyla ona göre para alması salim lazım. Salim olarak semenden hissesine evet, düşen parayı alır. Ve eyselehu an yeruddel cemiyâ hayne idin mâ lem yardal bâ'i'û. Bakın. Burada müşterinin şöyle bir durumu daha var. Müşteri burada iki dakikeden ya ben bu ikisini de geri veriyorum diyemez. Çünkü bunlar birbirinden farklı farklı şeyler. Senin iki taneye ihtiyacın varsa en azından ihtiyacının yarısını bu takke karşılamış oluyor, değil mi? Tek başına bundan faydalanabiliyorsun. Bayi razı olmadığı sürece iki takkeyi birden geri veremezsin burada. Sadece ne yaparsın? Kusurlu takkeyi geri verirsin, onun parasını alırsın. Ama bayi bir tanesini alması durumunda razı olmazsa? He? Yani bayi yok, ben ya hepsini alacaksın ya geri vereceksin hepsini. Öyle bir hakkı yok. Bayi. Tabii. Bayi şey diye. Çünkü burada şöyle bir şey. Kâne lehu en yeruddel ma'ibe bihasidi mine temen. Müşteri bunu icbar eder şeye, bayiye. Yani sadece. İcbar ifadesi nereden çıkıyor hocam? Kâne lehu. Böyle bir hakkı var müşteri. Bu hak müşterinindir. Yani, müşteri kusurlu malı geri verme hakkına sahiptir. Ama bir safkayla satıyor bunu neticede. Tamam, bey tamamlansa da. Bey tamamlanmış. Ve biri. Bey tamamlanmış, birini böldüğümüzde bayiye bir zarar yok. Bu zararı biz nasıl anlayacağız? Yani sadece biri, aynen o. Birinden biri birini geri verdiğimizde diğeriyle intifa mümkün mü değil mi? İntifa ama ikisini bir anda satmaktan fiyat fark eder, tek satmaktan fiyat fark eder. Ne bileyim. Ya adam iyi çok... iyi kötüye karıştırmıştım hocam. Tek o, yani hocam, bunlar... tek o... Mesela. Olması lazım. Yani bilemiyorum şu anda, ne bileyim mesela siz daha kitapçılarda yani satıyorlar. İki şeyi bir arada satmakla mesela tek satma arada fiyat. Burada bakın burada ne dedik? Zaten. Kötü kitapları o iyi kötüye karıştırma dediğim olay mekilatta ve mevzunatta olur daha çok. Şu an mekilat ve mevzunattan bahsetmiyoruz. Yapıyorlar onu. Zaten ayrı takkeler sefiyor. İki tane defter düşünün. İki tane defter aldım ben. Biri kusurlu çıktı. Veya iki tane kitap aldım. İki kitap birden aldım. Gittim kitapçıya. İki tane kitap seçtim. Birisi fıkıh, birisi kelam. Fark etmez. İkisi fıkıh olsa fark etmez de. Yani iki tane fıkıh, iki tane kitap seçtim ayrı ayrı. Ne demek istiyor? He? 10 ciltli kitap almış. Ne bileyim mesela giyme şeyler olur. Evet, mesela ne olur? Eğer bak orada ne olur biliyor musun? Orada ne olur biliyor musun? Eğer daha iyi bir ticareti biliyorsun. Adam şimdi iki takke verdi. Yani iki kitabın değerleri farklı olabilir hocam. Nasıl tespit edeceğiz onu? Onu tespit edeceğiz. Yani şu onu diyeceğiz ki bu 1000 liradan bunun fiyatına ne kadar tekabül ediyor? Bunu bilir kişiyle tespit edebiliriz. Yani 1000 liraya bunu aldığımızda buradan bunun buna ne kadar düşer? Bu takkiye ne kadar düşer? Bu kadar bu takkiye ne kadar düşer? Yani onu şey yapabiliriz. Kişiye ikisi de riayet etmek zorunda mı? Tabii. Şu, zaten şöyle olmuşsa problem olmaz. Zaten şöyle olmuşsa problem olmaz. Zaten her birisinin fiyatını belirlediyse, değil mi? Tek safkada aldı ama birisine 600 lira dedi, birisine 400 lira dedi. O da zaten problem yok. Orada hangisi 400 liraysa belli zaten. Eğer kusuru çıksa onu alacak. Ama fiyatı böyle belirtmedilerse bilir kişiyle onun takkeciler bilir. Bu 600 lira yapar, bu 400 lira yapar derler. Şimdi ben de örneğini şu olabilir. Ver. Şimdi ben geçen mouse aldım. Tamam. Mouse'u pilli aldım ama. Pilini de yanında satıyor. Evet. Ne kadar? 25 lira. Pilinde problem çıktı diyelim. Evet. Ben dedim ki diyelim adama desem ki İşte adam işte sen bu pilini al bana mouse'u ver. Halbuki onu toplu gün satıyor. Yani 5 lira aslında pile koyuyor. Ben çünkü ona sordum. Yani pilsiz olanlar 20 lira o 25 lira. Halbuki sen o pili almaya kalksan artık kalitesini çok bilmiyorum ama belki 2-3 liraya alırsın o pili. Tamam. Şimdi bunu topyekun sattığında pille beraber adam daha karlı satıyor. Ama pili aldığında sadece mouse'u sana verse 20 liraya vermiş olacak. Zarar edecek bundan ama bir de seçenek de var ama diyor tek de alabilir. Hayır o ayrı bir konu. Seçenek var yok yani.
Mesela böyle bir durum ya. Bunlar çoğaltılabilir. Tamam, orada yapacak bir şey yok. Orada pilin fiyatını belirleyeceğiz. Pil mi bozuk çıktı? Şöyle itiraz çok olur. Zaten söylerken belirtiyor hocam 5 lira fazla diye. Şöyle itiraz mesela, benim başıma geldi. Orada sana ya 5 liraya pilin fiyatını belirttiyse, yani öyle dediyse 5 liraya pili satmış demektir. Pilin fiyatını belirtmediyse kaç paraysa piyasada pil onu düşeriz. O kadar. Yani burada sıkıntı çıkmaz. Burada problem olmaz yani. Arzu edemeyim. Şimdi 2 tane takke satıyor adam. Tamam. Aslında bunların diyor fiyatı bu 10 lira, bu 8 lira. Evet. İkisini bir aldığım için ikisini bir aldığım için sana 15'e veriyorum diyor. Tamam. Şimdi biri arızalı çıktı ya. Evet. O aslında dediği fiyatı sana veriyor bu sefer. 8 lira değil de 10 lira top. Şimdi buna 10 lira, buna 8 lira dedi ya. Böyle de bir problem var. Hayır, buna 10 lira, buna 8 lira dedi ya. Evet. Bu ikisini ne yaptı? İkisini verirken ama bu 10 lira, bu 8 lira, 18 yapar ama 15'e veriyorum ikisini vermiş diyor adam. Şimdi bu arızalı çıktı. Benim başıma geldi. Tişört aldım. Afiyet'in şortu don gibi. Yani altlı üstüydü. Dedim ya kardeşim bunun altı olmuyor. Bunu hani biz haramdır. Evet, yani bu örnekten oturaklı doğru. Diz kapağın altında olması lazım. Peki tenzilata hangi takkede yaptığı belli mi? Belli değil hocam. İkisini de yapıyorum diyor. Cemil İkisini diyor. Aldığın için sana 15'e veririm diyor. Evet. Şimdi benim oradaki örnek de adam oraya dumping yazmış. 20 lira. Ben orada orantılarım. Mesela toplam kaç para tenzilatta? 3 lira. Tamam mı? 3 liranın yüzde kaçı 10 liralık takkiye düştü? Kaçı 8 liralık takkiye düştü? Onu orantılarım, ona göre hesap ederim. Aynı cins taşır bizi. Yok yok. Yani şimdi beyde efendim yani fesat gereği bir münazara var. Bunlar hep tartışmaya götürür, kavgaya götürür bunlar. Yok tenzilat olsa bile diyorum ya bak kavgaya götürmez. Onu orantılarım ben. O tenzilat 2 takkiye birden yapılmış kabul ederiz. Orantılamıyor adam. Ama orantılı ben zaten onu. Adam, olur mu? İkisine birden yaptı demek orantılamak demek zaten. Eğer orantılı olmazsa zaten şöyle. Eksaltı zaman fiyatını satıyorum bir adam. Bir mal veriyor size. İki tanesi 15 lira. Bir tanesi sağlam ama birisi yarı sağlam. Hani normalde ikisi 20 lira. Ama ikisine 15 lira veriyor. Diğerinde 5 lira. Bir zarar var. Bilmeden böyle değişim geri veriyor. Zaten takkeli diyor. Ramazan Hoca sen şunu diyorsun değil mi? Yani o zaman adam der ki yani ver kardeşim o zaman ben komple malımı istiyorum. Ayıptı mayıptı ver bana. Yok. Ben bu vaziyette bunu satmıyorum. Onu mu demek istiyorsun? O sadece örnek verdi. Böyle diyor. Böyle mi dedi? Böyle dediği durumda bu adam tenzilat yapmış olsa bile, tenzilat yapmış olsa bile o 2 dakikaya, o 2 dakikaya dair yaptığı yapmış kabul ederiz o tenzilatı. Geri verirken tenzilatı da hesap ederek şey yaparız, geri veririz yani o parayı. Ortalama böleriz değil mi? Tabii. Ona ne kadar düşüyor? 2,5 oradan düşeriz, 2,5 oradan düşeriz. Mesela veya işte fiyat farkına göre de değişebilir. Yani ikisinin fiyatı eşitse tamam öyle böleriz. Ama ikisinin fiyatı eşit değilse birine 2 lira deriz, birisine 3 lira. Yüzdelik olarak. Yüzdelik olarak. Kitabı aynı fiyat değil zaten hocam alıştı. Yani orada nizah çıkmaz, orada problem olmaz. Her ikisinin birden geri verme. Olayı yok. Yok tabii. Müşteri tabii. Her ikisini birden geri verme olayı nerede var diyecek. Her ikisini birden geri verme olayı şurada var diyecek. Yani müşteri burada razı olsa bile. Yani yok tabii burada her ikisini geri verme olayı şöyle olur. İkisi de anlaşırlar o zaman geri verirler. Neyse tamam. Onu getir tamam. Başka bir orantılı şekilde. Mecbur ya. Mecbur, mecbur mudur? Sizinkisinde ikisini birden yaptığımda ben tenzilat yapmıştım dediğinde ben adaleti sağlamak için ben teklif ediyorum böyle bir şey. Yani böyle orantılı bir şekilde o tenzilatı yayarım. Dolayısıyla o yaptığı tenzilatı da kabul etmiyor adam. Neyi kabul etmiyor? İşimizden orada esnaf. Kim kabul etmiyor? Tenzilatı kabul etmiyor bayım. Yaptın ya. Ya baştan zaten öyle malıydı. İşte yaptım. İkisi için yaptım diyor adam. Ben tek verirsem yapmam diyor. Tamam. Tamam hocam daha, böyle diyor zaten. İkisine de yansıtırım. Öyle demediniz mi hocam? Evet. Yansıtmıyor adam. Bu 10 lira, o 5 lira. Ne oldu? Ya ikisinde de yaptım demiyor musun mübarek? Ya öyle bayiden zaten i̇kisinde alışveriş yapılmaz. İkisinde de indirim yaptım demiyor musun? Hocam, en ideal hocam. Ya hocam bunların zaten kıymetleri bellidir. Evet evet. Bu oranda. Ben tamam, o şekilde hükmederim yani. Ben o şekilde hükmederim. Evet. Tamam, hocam dese ben temin ederim dese. Ha onu diyeceğiz. Bak aslında bugün bahsedilmeyen şey şudur. Bugün bahsedilmeyen şey şu. Bu oluyor mesela. Bu genelde böyle oluyor. Şu an böyle yapılıyor yani. Mesela iki tane mal aldım. Biri kusurlu çıktı. Adam geldiğinde diyor ki. Adam. Yenisini gönderiyor. Yenisini gönderiyor ve sana şey yani hakkı vermiyor. Yani. Ben bunu geri veriyorum parasını istiyorum hakkını vermiyor.
Bugün aslında örfümüzde bu şekilde cereyan ediyor bu. Normal fıkha bakacak olursan burada müşteri bunu kabul etmedikçe bunu yapamaz adam. Evet. Ama bugün şunu söyleyeyim ben size. Bugün hem artık örf bu şekilde cereyan ettiği için hem de artık mallar hakikaten standart. Yani sana getireceği şey, sana getireceği mal. Zaten bunu nerede yapıyor adam? Ancak sana o kusurlu çıkanın aynısını getirebilecekse, değil mi? Evet. Bunu sana mecbur koşuyor. Ben sana aynısını getireceğim diyor. Evet, tamam. Ama zaten bir değişiklik varsa o zaman sana şu seçeneği de sunuyor zaten. Orada buna mecbur tutamaz zaten. Bak diyor ki bunlar elimde kalmamış ama istersen diyor sana bunun şöylesini getireyim. Anlaşmış olalım. Bak burada müşterini kabul etmek mecburiyetinde değil. Fıkha göre her ne kadar geri verme hakkı varsa da bugün dediğimiz gibi yani misliyat malların şeyi çoğaldı. Evet. İbn-i Ceym'in dediği bir şey üzerinden istinas ederek ben ve mevcut örfü de gözeterek burada müşterinin bunu kabul etmek mecburiyetinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani adam normal şartlarda fıkıh kitaplarındaki bu satır satır bakacak olsan, lafsız lafsına bakacak olsan müşteri orada parayı alacağım diye tutturursa parayı alması lazım. Ama bugün mevcut örften dolayı ve İbn-i Ceym'in şu fetvasından dolayı bayi şöyle derse ben sana aynısını onun şey yapacağım. Yani getireceğim derse müşteri bunu kabul etmek zorundadır bana göre. İbn-i Ceym şöyle bir şey getiriyor. Yani aynı mesele değil ama şey belli. Mantık aynı mantık. Diyor ki bayi diyor müşteriye kusurlu bir mal satsa, tamam mı? Kusur sayılan bir şeyle birlikte malı sattı. Fakat müşteri o kusuru mala bir zarar gelmeyecek şekilde kolayca izale edebiliyorsa, kolayca ortadan kaldırabiliyorsa, tamam mı? Bu durumda diyor müşterinin şey hakkı olmaz. İade. Kusurdan dolayı, hıyarul aybtan dolayı iade hakkı olmaz diyor. Buna da şey örneğini vermiş. Bu örnek çoğaltılabilir. Mesela diyor bir kumaş almış. Meğer ki kumaş ne çıktı diyor? Necis çıktı. Necaset kusurdur. Değil mi? Ama yıkayınca gider ve yıkamak tabii mala da zarar vermemesi lazım. Yıkamak da normal şartlarda yıkamanın zarar vermediği bir kumaş olduğunu düşünelim. Dolayısıyla evet, burada bayi diyor müşterinin geri verme hakkı olmaz. Bugün de bunu şey düşünebilirsin. Yani ne bileyim. Tamiratta düşünebilir miyiz? Tişörtte bile düşünebiliriz. Tamiratı düşünebiliriz ama orada şunu söyleyeceğiz. Bak orada zarar ne vermiyorsa olsun dedik ya. Eğer hakikaten işte malın orijinalliğine, kıymetine vesairesine herhangi bir şey sıkıntı getirmeyecekse bu. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Araba aldınız, teybi bozuk çıktı. Götürdünüz, bundan dolayı araba normalde herhalde yapmaz. Bilmiyorum ama yani geri almazlar herhalde arabayı. Değil mi? İzale ederler. Ama çok kolay bir şekilde izale ederler ve bu arabanın hiçbir şekilde kıymetine de bildiğim kadarıyla yansımaz. Yansır mı? Çünkü teyp zaten çıkıp monte edilebilen bir şey değil orijinal mi? Orijinal bir şekilde. Ha belki de şu an gömme bir şeydir. İşte orijinal. Ama o zaman da adam kafayı koyar der ki ben bu ön kasayı olduğu gibi şey yapıyorum der. Şimdi başka bir örnek var mesela. Ha söyle. Bir hemşehrimizin başına geldi. Ha. Arabayı almış. Arabanın tavanı boyanmış. Sıfır araba. Nasıl boyanmış? Araba taşınırken düşmüş araba. Bu çok ağır bir örnek. Ne olur yani hiç. Tavanı boyanmış derken üst tavanı? Üst tavanı boyanmış. Boya gelmiş. Hayır boyanmış. Taşınırken ters dönüyor araba zarar görüyor. Kamyondan düşüyor bunlar oluyor hocam. Veya çizilmiş boyanmış. Ha, tamam sonra ne oluyor? Bir söylemiyorlar. Satıyor Mehmet Hoca'ya. Mehmet Hoca da bir servise gittiği zaman diyor ki bu arabanın tavanı boyanmış. Hı. Sen bu arabayı sıfır almadın mı diyor mesela tanıdı. Sıfır aldım ya diyor. Nasıl boyanır? Ha, boyamışlar, ya. Boyamışlar. Anladım, yani şimdi anladım. Boyanmış deyince, şey ben boya bulaşmış olarak anlıyorum. Böyle değil. Yani. Değiştirebileceksin. O ağır bir örnek oldu. Şimdi o arabanın şeyine zarar verir, orijinalliğine zarar verir o. Her şeyine zarar verir. Zaman verir. İşte borç aldık. Ama mesela dedi ki borç bozuk. Tamam mı? Sana getireyim iki gün sonra. Ya ben işi açayım. Ya arabanın torpido gözünde problem çıktı. Onu değiştirirlerse sıkıntı olur mu? Tamam ben şu anda problem olur. Turbosunda arabadan monte edilir takılabilir. Ve o arabanın orijinaline zarar da vermez. Tamam bu gibi şeyler. Şimdi onu diyorum yani eğer şimdi burada da bayi bu kusuru kolayca izale edebiliyor. Ha bu tam aynı örnek değil bak kabul ediyorum. Çünkü burada şeyler değişiyor. Mebiler değişiyor. Mebiler değişiyor. Fakat bugün için misliyat olayı fazlaca yaygınlaştığı için anlatabildim mi?
Bayi onun yerine çok kolay bir şekilde aynısını koyabilir. Fabrikasyon aynısını koyabilir. Dolayısıyla burada da bu fetvadan istinas ederek eğer şöyle külli bir kural çıkarabiliriz. Taraflar, müşteriyle bayi mala yani mala zarar kabul edilebilecek bir şey bulaştırmadan o aybı kusuru kolaylıkla ortadan kaldırabiliyorlarsa bu durumda hıyarul ayb hakkını iptal etmek lazım ve o kusurun ortadan kaldırılmasını beklemek lazım. Tamam. Ve mevcut örf de böyle. Şimdi bakın ben size söyleyeyim. Lazım yani, vaciptir. Ya tabii bugün böyle olması lazım. Ya bu da şeye yol açar. Yani bugünkü örfte cereyandan şöyle bir şey var. Bak bir tane gittiniz giysi dükkanından bir şey aldınız. Aklet aldınız mesela, tamam mı? Ya akleti bir açtınız evde, kusurlu çıktı. E şimdi oraya gittiğinde adam sana aynısını hemen çıkarıp veremiyor mu? Veriyor. Çoğunlukla veriyor. Şu an öyle fişi getiriyorsun hocam. Yani hatta sende bile yırtılsa adam değiştiriyor malzemeyi. Şimdi bilmiyorum, bugün şöyle bir şey olsa o sıkıntı olur. Yok, ben bunun şeyini... Yok, yapmak istemiyorum. Ben bunun parası... Ha, bugün parası da nerede talep eder müşteri? Müşteri de talep etmez normal şartlarda parasını. Aklet ister değil mi? Bir tane daha sağlam aklet ister. Değil mi? Evet. Aynısını. Alıcıysa aklet ister. Ha şöyle olursa adam aldı, kusurlu çıktı. Gitti iade etti, bir tane ve mal verdiler. O da kusurlu çıktı. Tamam mı? Bir noktadan sonra müşteriye de gına geliyor. Tamam mı? Aynen. İşte bunu da bir yerde şey yapmak lazım. Sınırlamak lazım. Artık neyle demek lazım? Belki üçle mi sınırlarız? Neyle sınırlarız? Artık üçüncüden sonra müşteri diyor ki ya kardeşim sen bana al bunu. Ver paramı geri. Tamam mı? Orada bayi de onun mahcubiyetini yaşayıp zaten parasını normal şartlarda veriyor yani. Anlatabildim mi? Ya bu gibi durumlarda örfe göre hareket etmek lazım. Hocam İbn-i Nüceyn ayıp izale edilebilecek durumda. Kolaylıkla izah edilir. Evet. Düşer mi? Düşer diyor, evet. Ve geri onu reddedemez mi? Reddedemez diyor. Buradan da böyle biz buraya külli bir kaide çıkarabiliriz. İki tarafta ayıbı kolaylıkla izale edilebilecekse, ama bak ayıbı izale etmek İbn-i Ceym'in dediğinde bizzat o maldaki ayıbı gidermek. Bizimkisi biraz farklı. Adam sana ne yapıyor? O maldaki takkedeki o kusuru izale etmiyor. Yerine yeni bir takke koyuyor. Aynısı değil bu. Mesela aynısı değil. Fakat mevcut örf uygulamayı da buna kattığında... Bu sizin dediğiniz ikinci bir akit oldu. Hocam ben buna çok uygun bir örnek atmıştım. Mesela buzdolabı alıyor adam. Kolu var ya hocam, kolu. Adam kolu koyuyor buzdolabının kapısına. Böyle tam geçmeli kollar oluyor. İki tane vidası oluyor. Adam onu sıkmayı unutmuş. Misal olarak diyeyim. Ne tabii. Evine geldi. Adam bir çekti. Kulp elinde kaldı. Ya bu ayıplı kul bu. Yani... Kulbu monta edilmemiş dese halbuki... Sıkar onu, olur biter. Senin dediğin İbn-i Cem'in aynısı olur. Aynısı oluyor. Benim dediğim aynısı değil. Benim dediğim yani diyorum ya istinas ederim. Buradan yani buradan ilham alarak mevcut örfü dikkate alarak, mevcut uygulamayı dikkate alarak bugün böyle olması lazım. Ama hocam bu üçüncü dediğinize yani müşteriyi icbar edemeyiz. Bence mevcut örften dolayı icbar etmemiz lazım. Örf olmasaydı dediğin doğruydu. Çünkü burada değişiklik var. Malı değiştirdi. Kolayca izah etmedi. Kabul ediyorum fakat mevcut örf böyle ve artı hakikaten adam mislini koyuyor, aynısını koyuyor. Ve hatta aynısını koymadığında zaten ortada örfte de bir mecburiyet niye kalmıyor. Niye icbar ediyorsunuz hocam onu? Yani bir akit iptal oluyor burada. İkinci bir akte bizim müşteri icbar etmeye hakkımız yok. Müşteriye ikinci bir akit yaptırıyoruz. Bayiye icbar etmiyor. Burada müşteri icbar ediyor. İkinci bir malı satıyoruz müşteriye biz. Hocam değişik bir şey alabilir mi? Hakkımız var mı? Mevcut uygulama böyle. Hocam, örf böyle. Şimdi... Şu an için... Yani ola ki adam vazgeçmiş olsa, ola ki yani. Mevcut örften dolayı ben bunu şey... Kardeşim, hayır, yapacağım. Hayır. Mecbur ederim ben onu. İcbar edeceğim. Tabii icbar ederim. Mevcut örften dolayı icbar ederim. İcbar ederim. Eğer bak ama ne dedim? Tamı tamına aynı malıdan bahsediyorum. Mesela siyah takki almıştı adam. Ya dedi ki bu aynısı, mavisini vereyim. Olmaz. Tamam mı? Müşteri öyle talep eder. Etse hocam. Ya kabul etseler zaten. Karşılıklı anlaşsana. Problem her türlü aşılır da. Çünkü değiştirmeler bayağı oluyor mesela. O kız elbisesi alıyor. Şu konuda bana farklı bir şey söyleyebiliyor musunuz? Bugünkü uygulama böyle değil diyebiliyor musunuz? Yok. He? Kalem aldım, bozuk çıktı. Kırtasiyeye gitsem. Adam aynısını verebiliyorsa sana aynısını vermez mi? Sen paramı istiyorum derse de kardeşim mesela aynısını verdim der yani. Değil mi? Bir kârı var, vazgeçmek istemiyor yani.
Ve bu kaçar zaten senin de paraya. Dediğim gibi yani gerek İbn-i Ceym'in oradaki meselesi aynısı değil o. Kabul ediyorum ama buraya zaten esas bunu böyle söylememizdeki maksat mevcut uygulama örf böyle ve bunu da dikkate almak durumundayız. Çok bulunamayan malzemeler hocam. Mesela kalem, adet bunları en sıklıkla bütün esnaflı çarşıda bulabiliyorsunuz. Afitte rıza gerek. Minnere diktim hocam. Üstüne hı, bizim kedi vardı. Yatmış eve gidiyor malzeme. Kadın tüyleri görüyor kadın. Evet. Tutturdu bize, onu geri alacaksın, paramı vereceksin. Ben dedim ki ya değiştireyim ben sana aynı kılıfı. Evet. Yani alışveriş olmuş. Yok illa bizde dedikodu çıkmasın diye aldık malzemeyi, parasını geri verdik. Tabii ki tüyü bitse temizlesin. Tabii temizlenebiliyor yani. Kaldı ki adamlar değiştirmeyi de teklif etmişler. Tabii, burada tek şey şunu dikkate almak lazım. Eğer bundan nadir malın aynısını geri verirken eğer süreyle alakalı bir problem olacaksa. Yani adamın mesela ihtiyacı olan... O anda lazım. O anda lazım ve sen diyorsun ki ben iki gün sonra veririm. Ancak böyle bir durumda şey olmaz. Onun zararı çünkü olur. Tabii yani iki taraftan birisine zarar gelmeyecek bu durumda. Kolayca dediniz ya hocam. Kolayca tabii. İbn-i Ceym de onu söylüyor. Kolaylıkla. Hemen tak tak kırtasiyede kalemini yaptı, aldı verdi. Hocam, tamam mı? Şimdi bakın şöyle bir şey var. Şimdi bu evet, örf diyorsunuz ama bu evvelde de geçti. Şimdi biz bir mermetücüyle onu müteahhit ediyoruz. Şimdi örf hakem kabul edilir, doğrudur. Ama bu şeriata muhalif olmadı. Arkadaşlar kıyasa muhalif olduğunda istihsan bir örf. Ama beyin hemen burada müdahale edeyim. Dediğin doğru, bu kıyasi bir hükümdür ama istihsan bir örf denen bir şey var. İstihsan bir örf ama hocam yani beyin zaten kıyasa muhaliftir. Var, malın mallan tebadülü var, bir terazi var. Evet doğru. Burada ikinci bir beyi adama icbar edemeyiz. Burada rıza yok. İkinci bey dediğin olay zaten atla deve değil ki, at aldım deve şey değil ki. Bu adam sana aynısını veriyor. Fark etmez. Ben kanaatimi söyledim, kabul etmeyebilirsiniz. Anlatabildim mi? Yok, meseleyi istişare yapıyoruz estağfurullah. Yok. Ama yani... Meseleyi iyi kavrayalım yani. Şeyi bir zemine oturtturalım. O açıdan konuşuyoruz yani. Anladım. Ben zaten ne diyorum bak. En ufak bir değişiklik veya en ufak bir zarar söz konusuysa bunu icbar etmem. Ama buradaki mevcut uygulama böyle ve bunun şeriata bir aykırılığı da söz konusu değil. Sonuçta bu adam bu malın aynısını sağlam olarak almak istemişti ilk akitte. Adam kolaylıkla raftan indirip tak diye veriyor bunu. İşi görülüyor. Tak ye ise tak ye. Haliyle düşünmek. Burada şeye gerek yok. Hayır, mevcut uygulama olmasa, mevcut uygulama bu şekilde taraflarca, bak herkes bunu bu şekilde kabul ediyor. Bak müşteri de şu an mevcut uygulama derken bayi açısından bakmıyorum olaya. Bayi de müşteri de şu an genel uygulama böyle. Müşteri de kabul ediyor yani bunu. Çok cins bir adam olması lazım ki. Tamam veya adam uyuzluk yapmış olmuş. Mağazalarda şey yapıyorlar. Zaten bunu sana vermiyorlar parayı yani. Mal veriyorlar sana. Bunu ucuz oranda yapıyorlar zaten. Zaten ve orada... Eğer senin müşterinin maksadı da madem ki o malın aynısını almak değil miydi? Bugünkü yani sanayi üretiminde yani misil dediğimiz olaylar çoğaldı. Misliyat dediğimiz olay çoğaldı. Adam takım elbisen bile atalçı sana aynısını çıkarıp verebiliyor yani. Hiçbir değişiklik olmuyor. Dolayısıyla burada ne bayiye bir zarar var benim söylediğimde ne müşteriye bir zarar var ve mevcut örfü uygulamayı da dikkate almak var. Zaten tamam. Örfü hocam şu yani, anda geliyor. Ben sadece şeyimi söyledim, kanaatimi söyledim arkadaşlar. Tabii ki değerlendirmek kimseyi icbar etmiyorum yani. Ben burada sizi icbar etmiyorum yani. Evet. Şimdi okuyalım arkadaşlar. وَمَّا اِذَا كَانَ ف۪ي تَف۪يكِهِ ضَرَرْ رَدَّ الْجَمْيَا اَوْ قَبِلَ الْجَمْيَا بِكُلُّ السَّمَنْ Eğer birini iade ettiğinde diğeriyle faydalanmak mümkün değilse ya hepsini iade eder ya da ikisini birlikte o şekilde kabul eder anlaşılan paraya. Mesela لَوْ اِشْتَرَى قَلَنْ سُوَتَيْنِ بِاَرْبَعِنَ كِرْشَنْ فَظَهَرَتْ اِحْتَهُمَا مَعِيبَدَنْ قَبْلَ الْقَبْلِ İki tane takki aldı 40 kuruşa. Birisi ne oldu? Kusurlu çıktı. قَبْلَ الْقَبْز Henüz kabız gerçekleşmemişti. يَرُدُّهُمَا مَعَنْ İkisini birlikte iade eder ya da ne yapar? İkisini birlikte oa kabul eder, değil mi? Kabul kabul hüküm buydu. Ve inkere badel kabuz. Kabuz sonrası ise akit tamamlanmıştı. Tefrik-i safka söz konusu değildi. Yaruddul ma'ibete vahdaha bihasatiha mine temeli salimeten. Tamam mı? Yani sağlam halde o mal kaç para yapıyorsa o kadarını geri almak suretiyle kusurlu malı iade eder. Ve yumsükü saniyete bir mebek yemin etsemen. Geriye kalan para karşılığında da ikincisini, ikinci malı, ikinci takkiyi elinde tutar. Emme levistera zevce-i huffin. Bir çift ayakkabı satın alsa. Fezahara ahaduhuma ma'iben ba'del kapsi. Kabız
Kabuz öncesi yine böyle ama. Kabuz öncesi biliyorsunuz. Kabuz öncesi ne yapamıyor yine? Ya ikisini birden geri verecek ya ikisini birden tutacak. Ama kabuz sonrası fadahara yahtahuma maybeten ba'del kabzı. Kabuz sonrası anlıyorlar ki birisi kusurlu. Kâne lehu radduhuma ma'an lil bâi' ve ahdü temenihima minhu. İkisini birlikte ne yapar? Bayiye. Yani ister kabuz, bu durumda ister kabuz öncesi ister kabuz sonrası fark etmedi. Ya ikisini birden ne yapar? İade eder. Evet. İkisinin birden parasını alır veya ikisini de kusurlu bir şekilde kabul eder. Çünkü burada kabuz sonrası birini tutacak olsa geriye kalan tek parça ayakkabı işe yaramayacaktır. Evet. Ayakkabı anlamına geliyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bizim mest anlayışımızla yani eskilerin mest anlayışı arasında bir fark var. Dolayısıyla burayı huf dediğimizde çizmeyin. Yani şöyle onlar onu dışarıda da kullanıyorlar. Çanık gibi. Anlatabildim mi? Dolayısıyla hatta bizim fıkıh kitaplarımızda mesti mest yani bir şey mest midir değil midir mest ahkamına tabi midir değil midir derken niye hani şu kadar kilometre yürünebiliyor falan filan diye bir şey söylüyor. Çünkü eskiler onu ne yapıyor? Yani adam dışarıdan geldiği zaman tamam mı? Mescide girdiği zaman direkt giriyor yani onlarla. Lastik çarık gibi adam mı? Yok lastik çarık gibi değil. Öyle iki parçadan altı oluşmuyor. Yok tek parça. Tek parça. Lastik yani. Çarık derken? Hani bu lastik ayakkabılar var ya hocam. Tek plastik. Yani. Kara lastik. Tabii bunlar şey oluyor. Bunlar biraz da çizme gibi dediği gibi. Şekil olarak da uzun. Şeyi de uzun. Çizme gibi. Hayır kullanılmaz da şekil olarak duruyor. Tek parça. Yani yukarı doğru çıkıyor. Mesela daha çok sadece onu da değil ama mesela o çoraplar da altı köşeli şey olan keçe diyelim kalın. Köşeli gibi olan biliyorum evet. Ama çorap diyor yani. Çorap. Zaten köşeli olana karşılaşıyorsun. Ha şey diyorsun. Münaal. Münaali diyorsun. Çarık. Hayır münaal değil hocam. Münaal. 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 Münaal nalınlanmış demek. Yani evet. Altına deri taban çakılmış demek. O ittifakla caizdir. Onda bir problem yok. Tamam evet. Hilaflı olarak Erzurum yöresinin çoraplarının. Yani keçe. Keçe. Su geçirmeyen. Kalın su geçirmiyor. Erzurum yöresinin. Tamam. Yok hayır. Ben. Allah'a olayım hatırladığım kadarıyla caiz. Hayır bunu zaten o kilometre yürümeyi zaten herkes ittifakla kabul edilen bir şey olarak söylemedim ben. Yani niye söyleyenler bunu hani bir şey hayır bir şey mes midir değil midir diye tayin ederken bu ölçüyü esas alanlar niye böyle bir ölçüyü esas alıyorlar? Demek ki yürünüyor anlamında söylüyorum. Yani ben meselemizle alakalı söylüyorum. Şu an mes meselesini konuşmuyorum yani. Tamam mı? Yani neden oraya ayakkabı dedim? Yani bugünkü kullanımda ayakkabıya daha yakın bir kullanımı var. O bizim o günkü mes denilen şey. Evet. Evet. O yüzden yazmış ayakkabı. Evet, evet. Zaten Osmanlıcası ne demiş? Ayakkabı yazmış. Ayakkabı yazmış, evet. 352. İdeştara şahsun miktaran muayyenen min cinsin vahidin minel mekilati vel mevzunat. Evet. Aynı cinsten muayyen bir miktar, mikil yahut mevzun, tartılarak yahut ölçeklenerek satılan bir mal. Buğday, arpa eskiden ölçeklenerek satılıyor demiştik. Mevzun ise ne mesela işte daha kıymetli şeyler. Mesela işte meyveler vezinle veya işte bal vezinle satılır. Evet. Aynı cins dedi çünkü muayyen bir miktar farklı cinslerden bir mekil alsa yahut mevzun bir mal alsa bir cins mesela buğday ya arpa aldı buğday kusurlu çıktı onu iade edebilir orada problem yok. Burada konuştuğu şey sadece buğday aldı belli bir miktar veya sadece ne aldı işte belli bir kilogram bal aldı örneğin. Ve kaballahu sizde ve ma kaballahu geçiyor. O yanlış arkadaşlar ve kaballahu mütercimin yanlışı. El atasi merhum burayı düzeltiyor. Ve kaballahu olacak. Dolayısıyla hüküm ne oluyor? Hüküm şu olmuş oluyor. Seven kaballahu evlem yakbinhu oluyor. Yani şu söyleyeceği hüküm kabız öncesi, kabız sonrası fark eden bir şey değil. Neden ve kaballahu o zaman? Çünkü zaten farklılık arz eden yer önceki yerde, önceki maddede kabız sonrası hüküm değişmişti. Değil mi? Kabız öncesi farklı bir hüküm vardı. Burada da kabız sonrası da böyledir demek suretiyle aslında kabız sonrası da kabız öncesi de bu hüküm söz konusudur demek istiyor. Sümme becide ba'dahu ma'iben.
Kabz ettikten sonra bir kısmını malın kusurlu gördü. İşte malın diyelim 300 gramlık bir kısmı kusurlu çıktı. Kâne muhayyaran inşa'a kabilehu cemiyan ve inşa'a raddehu cemiyan. Muhayyer olur, isterse tamamını kabul eder, isterse ne olur? Tamamını reddeder. Arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim. 351. maddedeki durumdan sebep karşılıklı tabii ki bunlar da yine rıza ile o 300 gramı da şey yapabilmesi lazım değil mi? Yani eğer karşılıklı rıza söz konusuysa değil mi? Öyle değil mi? Hele ki burada o 300 gramın 300 grama ne kadar para tekabül ettiğini bulmak daha kolay. Çünkü 1 kilo bal aldıysa 1 kilo balın fiyatı neyse böleceksin değil mi? 300 gram çünkü mekilat ve mevzunatta semenin eczası mebiğin eczasına tevzi olunuyordu zaten. Evet. Dağılıyordu. Sen onun fiyatını belirtmesen bile. Yani sen demesen bile 100 gram bal 100 kuruş demesen bile 1 kilo balı 1000 kuruşa sattığında o otomatikman 100 gram 100 kuruş demek oluyor zaten. Belirtmesen bile böyle oluyor. Anlaşıldı mı? Bayi bir şey olduğu için değil mi? Zarar söz konusu olduğu için ya hepsini alıp ya hepsini terk edersin. Gerekçesi o olsa gerek. Aslında çok da bir yani zarar ben açıkçası göremiyorum yani, da şöyle şöyle belki yani, bir zarar olabilir. 300 gramı şey ayırır mı sen? Niye öyle olmuyor? Gerçi dersin başında izah ettim. Bunu böyle kabul ediyorlar. Çünkü şey gibi diğer yani bütün top tek bir maddenin bir kısmı ne ise 1 kilo buğdayda da 100 gram veya işte 50 gram da odur kabul ediyorlar. Yani her bir parçası her bir cüz'ü diğer cüzlerle birlikte bir kıymete kavuşuyor kabul ediyorlar. Mesela buna da şöyle bir örnek veriyor. Dolayısıyla mesela bir tanenin şeyi yok diyorlar. Bir kıymeti yok diyorlar. Bir tane buğdayın kıymeti yok. Bir tane buğday ancak diğer tane buğdaylarla bir araya geldiğinde bir kıymet ifade ediyor. Bu da tek bir parça. Öyle diyorlar. Şu parçanın mesela ama bu parça derken muayyen bu parça değil. Her bir bilgisayarın her bir parçasını düşün. Ancak diğerleriyle bir araya geldiğinde bir kıymet ifade ediyor. Atama girdi. Her şeyi oturturuz bir. Dolayısıyla ya karşılıklı rıza ile olduktan sonra problem olmuyor ya. Dolayısıyla sıkıntı yok yani. Bunu böyle bazı şeylerde kesinlikle o. Şerhte böyle anlatıyorlar. Atasi de böyle naklediyor fıkıh kitaplarından. Evet. Yani buğdayda adam aç kaldı. Ama şey de öyle değil. İki dakika meselesi hakikaten öyle değil ama. Biri diğerinden bir şey kazandığı yok. Her birisinin müstakil bir değeri, kıymeti ve işlevi var. Değil mi? Ama şöyle bak. Yani bunu felsefi olarak izah edecekse adam izah eder. Hakikaten buğdayın tek tanesinin hiç işlevi de yok. Yani diğer buğdaylar ona katılmadan ondan ekmek de yapsan bir şey olmuyor. Bir buğdayın veya iki buğdayın örneğin ne ekmeği olacak? Yarım kilodan bir şey yapabilir hocam buna bak. Ama yarım kiloyu oluşturan parçalar, yarım kilo aldın diyelim ki buğday. Bir kilo aldın. Yok, yarım kilo aldın diyelim ki mesela ondaki diyelim ki 25 gramı düşün mesela. Veya işte 5 gramı düşün mesela, tamam mı? O zaman bir belli bir... Halbuki yarım kilo dediğinde 5 gramların, teşekkür, hatta 1 gramların, hatta bir buğdayların, her biri bir buğday olan buğdayların bir araya gelmesinden oluşuyor yani. Dolayısıyla her biri bir şey ifade etmek için, değer ve işte ifade etmek için diğerine muhtaç. Bu da dolayısıyla ne gibi oluyor? Tek parça olan bir madde gibi olmuş oluyor. Bir şey ifade etmek için ve bir değer ifade etmek için her bir parça diğerine muhtaç. Dolayısıyla bunu ne diyorlar? O zaman mekir ve mevzunat da tek parça adediyatla aynı hükümdedir. Dolayısıyla bunların bir kısmı kusurlu çıktığında hepsini iade edeceksin, hepsini geri alacaksın. Hocam tek parça dediklerinizde tamam eyvallah. Elmanın birazı çürük, yarısı çürük. Yani yarısını iade edemem. Yarısını iade edemezsin. Tabii. O da aynı. Bir kilo buğday. Ama şimdi bir kilo elmanın içinden iki tanesi çürük daha farklı oluyor. Adam değişiyor. Onun hükmünü verecek. Aynı kiloya denk geldikten evet. Sonra. Mesela bak işte o şeye tamam o şeye girecek işte. Bir önceki maddeye girecek. 351. maddeye girecek. Mekilat dedik hocam. Buradan mekilat değil mi? Ha şeyi diyorsun. Elma mı? Elma eskiden adediyat sayılıyor işte. Öyle bir problem var. Anlatabildim mi? Mesela bildiğim kadarıyla en azından duyduğum kadarıyla hatta Avrupa'da bile tek satılıyor. Doğru. Tek satıldığı falan filan bahsediliyor. Domates tek satılıyor. Mesela. Avrupa'da da satılıyor hocam şu anda. Şu anda burada da satılıyor. Bir tane muz diyorsunuz. Para alıyorsunuz. Bir tane muz diyorsunuz. Bir tane domates falan. Bir tane biber alıyor. Domates, alabiliyor diyelim. Genelde öyle almıyoruz. Alabiliyor. Genelde öyle almıyoruz. Yaygın değil. Ama
Yani abi, şöyle söyleyeyim. Biraz daha gelişmiş şey. Şimdi ama işi örfe göre değerlendirmeyip de şöyle baksak hakikaten haddi zatında bunlara baksak bunların tek olarak satılmaları daha makul. Çünkü bunlar her biri tek bir şey ifade eden maddeler bunlar. Buğday gibi değil. Buğdayın bir tanesi bir şey ifade etmez. Devamlı değiştiriyorlar örfesi. He? Bayiler devamlı örfü değiştiriyorlar. Yok şu an değişmiyor. Şu an bizde o yavrum 4 tane elma koyuyor, paketliyor. Gram olarak satıyor onu adam ama. Tamam, gram olarak satıyor ama sen yani yarısını alamıyorsun. 2 tanesini tartayım verdemiyorsun. Market 4 tane veriyor. Alırsan böyle alacaksın. Tamam o ayrı bir şey. O cüzdanen satış gibi olur. Şunu ya hepsini al ya hiçbirisini alma. Hocam devam edebilir miyiz? Tabii ki edelim. Ben de inan senden daha fazla istiyorum devam etmeyi. Evet. 353 değil mi? Evet. İzâ vecedel müşteri fil hintati ve şairi ve emthalihime minel hubub. Buğday, arpa gibi benzeri hububatta müşteri bulsa, el müşterati satın alınan bu hububatta bulsa turaben, toprak. Fe inkâne zâlike turab yu'addu galilen fil urf. Örfte bu toprak az örf. Yani her satın alınan buğdayda zaten bu kadarı normaldir. Patatesdeki gibi. Patatesde veya soğandaki gibi. Eskiden demek ki buğdayda öyle bir şey oluyormuş. Normal o zaten hocam. Normal sayılır mı? Adam yanında mübarek bir kilo hurma da var ya. Ya 250 gram koyuyor. Başka normal sayılır. Tabii örfte normal sayılacak kadar. Yani zaten patatesin üzerindeki toprağı diyorum ayrıyetten. Onu değil mi? Onu diyor ya. 300 kilo patates üzerinde şöyle 300 gram 400 gram toprak olsa kabul eder miyiz onu? Ama o zaten diyor ki o zaten. O da onu söylemiyor zaten. O da şunu söylüyor. O da normalde normalde herkesin itiraz etmeyeceği kadar patatesinde illaki az bir toprak olur demek istiyor. Patatesdeki toprak dediği zaman evet. Sadece öyle. Patatesdeki toprak dediği zaman işte patatesde toprak çok farklı oluyordu. Biz o yüzden 1 kilo patateste 50 gram falan yanlış yapıyor. Tamam işte o da onu söylüyor ama. Tamam mı? İşte buğdayda da böyle diyor. Eğer örfte az sayılan kadar bir toprak ise bu müşteri toprak var bunda dediği toprak örfte az sayılacak bir topraksa onun miktarı yok. Onu aşağı yukarı herkes der az veya çok. Sahhal bey'u. Bey sahihtir. Aslında lazımdır demek istiyor. Tamam mı? Bey lazımdır. Ne demek? Bu topraktan dolayı kalkıp geri veremezsin. Ve inkâne kethîran. بِحَيْثُ يُعَدُّ عَيْبًا عِنْدَ النَّاسِ يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا. Ama ne hakkında muhayyer olur? Geri verme. بَيْنَ أَخْذِ الْحِنْطَةِ بِكُلِّ الثَّمَنِ وَبَيْنَ رَدِّهَا وَالرُّجُوعِ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُ الْحِنْطَةِ وَرَدِّ تُرَابٍ مُمَيَّزًا diyor. Yani hocam? Yani toprağını geri veremez. Ya hepsini geri verecek ya da diyor ya da kabul edecek. Şimdi şöyle bir şey var. Yani toprağa verip o kadar miktar... Burada var. Aslında üç şıklı bir hükümden bahsediyor daha geniş fıkıh kitaplarında. Yani ben patatesleri senin gözünle temiz edip al böyle toprağa işin için dedim. Ama onda bir kesirlik yok. Kaynilik var bu arada. Şimdi kendini temizlesene. Diyorlar ki örfte az sayılacak toprak varsa burada müşterinin bir muhayyeli olmaz alışveriş lazım olur. Tamam. Tamam. Eğer kesiri fahiş olursa kesiri fahiş olursa yani adam bir çuval patates aldın örneğin çuvalın yarısı toprak çıktı mesela adam değil hocam. Çuvalın yarısı değil. Yarısı değil. Bir kısmı diyelim. Yarısı olur mu? Hocam onu da bir olsa. Mübarek kesiri fahiş diyorum. Kesiri fahiş. De işte yani. Neyse. Fark etmez. En az bir o kadar toprak. Yani adam bize patates değil toprak satmış cümlesini kullanabileceğin kadar bir toprak. Misallere takılmayalım ya. Ben yarısı diyeyim. Ben onun yarısını sınır olarak söylemiyorum. Siz üçte biri deyin. Bu durumda alışveriş batıl olur. Adam sana senin istediğin şeyi satmamış. Adam sana toprak satmış gibi kabul ediyorsun. Evet. Ama kesir fahiş değil. Kesir fahiş değil. Ama kesir. Öfte yani ulan patatesten de bayağı toprak çıktı. Yani adam bizi kazıklamış diyecek seviyede bir. Hani doğru toprak satmamış sana bu adam ama. Yani öfte de kabul edilebilecek seviyede bir az toprak da satmamış. Çok toprak satmış. Bu durumda
Birincisinde az olduğu zaman alışveriş lazım. İkincisinde kesiri faiz olduğu zaman alışveriş batıl. Üçüncüsünde çok fazla değil ama çok. Bu durumda alışveriş lazım olmuyor. Bu bir hıyarul ayb sayılıyor. Bizim konumuz yani. Ve ya tamamını geri veriyorsun ya da hepsini o şekilde kabul ediyorsun. Toprağını ayıklayayım da geri vereyim diyemiyorsun. Neden? Buna şöyle bir talil getiriyorlar. Talili zikredip geçiyorum. Üzerinde tartışmadan 354. maddeye evet, geçiyorum. İnce bir şey dinleyin. Çünkü diyor ki bu toprağın azı örfte dikkate alınmıyor ya, kabul ediliyor ya. Dolayısıyla sen çok çıktığında onu ayıkladığın zaman şeyi de ortadan kaldırıyorsun. Örfte, örfte azına müsamaha gösterilecek toprağı da orada şeyden kaldırıyorsun. Bayi zararı uğratıyorsun. Ve adam satıcı olunca nasıl biliyor? Bayi zararı uğratıyorsun. Ve şöyle de bir şey diyemezsin. Kardeşim ben o zaman çoku ayıklayayım toprağını ama biraz da bırakayım. Ne kadar olacağı da şey değil. Malum değil. Malum değil. Ha lüzumen buradan şöyle bir şey çıkarabilir misin? Çıkarabilirsin. Efendim ben ayıkladım hakikaten de örfte artık geri bıraktığım toprak hakikaten örfte şey. Kabul edilir. Kabul edilir. Az miktarda dersen tamam lüzumen bu tahlilden bu çıkar. Dolayısıyla o geri kalan toprağı verip işte şeyince miktarınca parayı da geri alabilirsin. Ama tahlil olarak söylediği şey şu. Çok çıktığında niye ya hepsini geri veriyorsun ya kabul ediyorsun toprağı geri veremiyorsun işte bu. Çünkü bu durumda şeyi ortadan kaldırıyorsun. Öfte müsamaha gösterilen miktarda toprağı da ayıkladığın için bayiyi zarara uğratmak söz konusu. Tahlille alakalıysa soruyu almıyorum, geçeceğim. Yok hocam. Peki, evet. Müşteri toprağı temizledi, iade etme hakkı var mı? Olmaz diyor. Yok, işte olmaz diyoruz da. Atma değil. Ha. Almadan önce temizledi. Kardeşim, yani çok topraklıydı ama temizledim ben. Muhtemelen. Geri veriyorum. Ha. Ağır geldi. Tamam. Seçilen yerlerde olabiliyor bu hocam. Eğer o toprağı bir daha bayi zarara uğratmayacak şekilde mala karıştırıp geri verme ihtimalin varsa geri verebilirsin. Ama karıştıramayacağın şekildeyse mesela patatesteki toprağı bir daha karıştırabilir misin bilmiyorum. O zaman geri veremezsin. Karıştır, ayıklamayacaksın. Güzel bir soru. Nereden aklına geldi bu soru ya? Evet. Bu sadece ayıp kabul edecek hakkında yapamadı. Evet. İçindeki toprağın ziyadeliği pek fahiş ise müşteri muhayyerdir. Dilerse evet, dilerse yalnız tububatı semen-i müsemmadan hissesiyle... Doğru diyor. Özür dilerim. Alışveriş iptal oldu. Dediğim orası yanlış, doğru. Kesiri fahiş olursa doğru. Kesiri fahiş ise ancak şey yapabiliyor. Yani patatesleri alıyor veya işte neyse artık malı alıyor, gerisini doğru söylüyorsun. Alışveriş tamam. Fesi uğramıyor. Sadece orada kesiri fahiş ise yani çok fazla ise o zaman şeyleri alıyor. Patatesleri alıyor veya işte malı alıyor, toprağa iade ediyor, düşüyor parasını. Kesir ise dediğimiz gibi ya hepsini geri veriyor ya da olduğu gibi kabul ediyor. Doğru yani söylüyorsun. Bu akşam biraz müteriz oldum ama. Evet. Evet. Burada bu tahlilde biraz problem var. Tahlille alakalı soru almayacağımı söyledim baştan. Tahlil bu. Ama problem var bu tahlilde. Problem yok. Aslında haddiz altında makul bir tahlil. Ama lüzumen bundan bir şeyler çıkarırsanız. Evet, efendim ben toprağı o zaman az ayıklayayım. Hani çokluk gidecek kadar ayıklayayım. Çokluk gidecek kadar ayıklayayım. Azlık kalacak kadar, az toprak kalacak kadar kalsın geride derseniz. O zaman bundan bu şey çıkabilir. Yani... böyle bir fetva çıkar mı? Çıkabilir. İşte o zaman çoğunu geri vereyim, o miktarı paradan düşeyim, geri kalanı da kabul edeyim. Az toprak bu şekilde olabilir. Devam ediyorum. 354. El beydu vel cevzu ve mâ şâkerehumâ. Yumurta ve ceviz ve benzeri şeyler, fındık vesaire. İdâ zahra bâduhâ fâsiden. Bir kısmı bozuk çıktığında. Femâ lâ yüstektoru fil âleti vel orfi kelisteyni ve selâse fil mi'e yekûnu mâfûven. 100 tane de 2-3 tane ceviz, 2-3 tane yumurta bozuk çıkmış. Bunlar ne olur? Kabul eder. Bunlar affedilir. Bunlar müsamaha kabul eder. Tamam mı? Dolayısıyla malı geri verme hakkın olmaz. Ve inkenler felsidü ketiran. Kel aşara fil mi'e. Tamam mı? Ama bugün mesela bugünkü örfte de şöyle bir değişiklik oldu. Mesela yumurtada böyle bir şey yaparlar mı? Gerçi çok toptan aldığında hani şey belki... Bakkallar toptancı geri veriyor. Ayırıyorlar onu, bir kolye topluyorlar.
Tamam, bugünkü örf neyse ona tabi olunur. Geri verme şeklindeyse geri vermeye tabi olunur. Tamam mı? O zamanki örf bunların bunlara müsamaha gösterileceği şeklindeymiş. Dolayısıyla müsamaha gösteriyorlarmış, geri vermiyorlarmış. Ama bugünkü örfte eğer hakikaten bakkallar kenara toplayıp bunu geri veriyorsa toptancıya geri verilir. Gördüğünüz gibi bu hüküm de zaten örfe dayalı bir hükümdü. Tamam mı? 2-3 tanenin mafu olması da örfe dayalı bir hüküm zaten. Ve inkenel felsidü kethiren kelaşara filmi ama %10'u bozuk çıktı. 100 tane de 10 tanesi bozuk çıktı. Kânel müşteri reddi cemiyahidil bâki ve sirdâdü temelihi minhu kâmilen. Evet. Kendilil müşteri reddü cemiyahidil bâi'a ve istirdâdü semenihi minhu kâmilen. O zaman hepsini geri verip semenin tamamını olduğu gibi geri alır. Şöyle söylüyor. Alışveriş diyor tamamında batıl olmuştur şeyin. Burada alışverişin tamamı batıl olmuştur. Çünkü fasitte diyor. Evet. Fasitte niye? Bu arada arkadaşlar bu Ebu Hanife'nin görüşü bu. Ebu Hanife şöyle tahlil ediyor. Fasitlerde çünkü fasitlerden artık diyor intifa imkanı kalmamıştır. O yüzden batıl olduğu açık zaten orada. Değil mi? Ama geri kalan da aynı şöyle kabul ediyor Ebu Hanife. Geri kalan da evet onlardan intifa söz konusu. Fakat mal olmayan bir şey mal olan bir şeye katılmıştır. Dolayısıyla örneğin hürle köre bir arada satıldığında nasıl bu alışveriş toptan batıl ise bu da batıldır. Bunu da böyle kabul ediyorum diyor. Mal Ebu Hanife. Yani Ebu Hanife adına tahlil yapanlar diyor veya en azından öyle söyleyeyim. Ama İmam'ın diyor ki hayır burada diyor aynen diyor şeyde olduğu gibi mekilat ve mevzunatta olduğu gibi mevcut para diyor şey olur. Semenin eczası, mebin eczasına tevzi olunan türdendirdi burada diyor. Adediyat bunlar mesela. Yumurta adediyat diyelim ki veya en azından taneleri var. Tamam mı? İşte fındıkta olduğu gibi adediyat olmasa bile. Burada diyor faside geri verir, bozukları geri verir. Hissesine ne kadar para düşüyorsa tamam mı? İşte tamam. Mesela %10'sa %10'unu düşer. Tamam mı? 100 gramına ne kadar işte düşüyorsa o kadar parasını geri alır. Geri kalanlarını alır diyor. Yani o şey vermiyor. Muhayyelek hakkı vermiyor İmameyn. Burada da kimin görüşünü tercih etmiş gözüküyor? Mecelle. İmam-ı Azam'ın görüşünü tercih etmiş oluyor. Ama bugün böyle değil. Bugün örf böyle olmadığı gibi fasitlerde de muhayyellik söz konusu değil bugün örfte. Demin konuştuğumuz mesele. Bir daha orayı şey yapmayacağım. Nasıl var? İşte alıcı da satıcı arasında şöyle bir uygulama söz konusu. Fasitleri satıcının gelip değiştirmesi diye bir şey söz konusu. Tamam mı? Ama dediğimiz gibi burada kesinlikle eğer iki taraftan birine süreyle alakalı bile olsa bir zarar erişiyorsa adamın malı geri verme iade hakkı doğar. Tamam mı? Yani o fasitleri, bozukları değiştireyim sağlamlarıyla derken süreyle ilgili bir sıkıntı yaşanacaksa ya bana şimdi lazım. Dolayısıyla şimdi bana getiriyorsan getir. Ama bir hafta sonra getireceğim. Bana bir hafta sonra lazım değil. Bana şimdi lazım. Dolayısıyla sen bana getirmeyeceksen ben malı iade ediyorum. Başka birisinden alacağım hemen bugün. Burada iade hakkı olur. Zarar kesinlikle söz konusu olmayacak. Malın tamamını iade etti. Tabii ki paranın tamamını alacak. Tamam da yani kamilen kaydını koyması yani tamam. Bir kısmını almak. Yani reddü cemiyahideki cemiyah kaydı neyse İstirdadü semeni kamilendeki kamil kaydı anlamı aynı anlama geliyor. 355 İza zahara cemi'ul mebi'i gayra müntefi'in bihi aslen. Malın tamamı hiç kullanılmaz halde. Kânel bey o batılen. Alışveriş batıl olur. Bu durumda şeyi de yapmak lazım. Evet. Tamam. Orayı karıştırmayalım. Yok gayra müntefi'in bihi. Hiç faydalanamıyor. Malın hepsi bozuk çıktı. Belirli müşteri... He? İza zahara gayra müntefe'in bih. Müntefe'ye dediniz hocam. Öyle mi? Bizde de öyle gayra müntefe'in. İşte gayra müntefe'in bih olacak. Evet, o da yanlış hareketlemiş. Yok öyle yazmıyor. Müntefe'in.
Müntefe. Ama ara verdiğimizde şimdi bakacağım kayda. Müntefe'in mi dedim? Müntefe. Ben orayı Müntefe'in okumam normalde. Bakacağız. Kendileri böyle batılan verir. Müşteri isteri daha doğrusu cemi'ye ihtemeli miner bayi'ye bütün parasını müşteri geri alır bayi'den. Mesela levüştara cevzen ve beydan. Fadahara cemi'ye fâsiden. Ceviz yahut yumurta aldı. Tamam buzuk çıtı. La yüntefe o bihi. Kendisinden faydalanamayacak şekilde buzuk çıtı kendileri müşteri kendi değil müşteri istediği temeliyi kamilen minel bayit. Bütün parasını gider bayiden geri alabilir diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ara veriyoruz.